Vajinal gençleştirme ya da vajen gençleştirmesi nedir? Kimlere yapılır? Şimdi vajinal gençleştirme şudur. Özellikle fazla sayıda doğum yapmış ya da 35-40 yaşını geçmiş, aşırı kilo alıp vermiş kişilerde vajenin dudaklarında büzülme şeklinde incelme ortaya çıkar. Ayrıca bunlarda iç dudaklar bazı hastalarda büyük olabilir. Bunları küçültüyoruz. Dudaklardaki bu büzülmeyi ve küçülmeyi de yağ enjeksiyonlarla tazeliyoruz. Bu bölgeye daha genç bir hal veriyoruz. Hastanın başka bir yerinden yağ alıp bu bölgeyi yağla besliyoruz. Ayrıca aşırı doğum, fazla doğum yapmış ya da doğum sırasında yırtık oluşmuş hastalarda vajende bir genişleme vardır. Bu genişlemeyi de vajinoplasti yöntemiyle, yani vajeni daraltarak düzeltiyoruz. Bunun dezavantajı nedir? Bunun dezavantajı ilişki sırasında erkeğin penisi içeriden çok kolay çıkar. İyi temas olmadığı için de kadında zevk almaz. Bu cinsel ilişkide probleme yol açar. Bunu ortadan kaldırıyoruz. Bunun dışında vajen duvarlarına yağ vererek bu bölgeyi de gençleştirmek mümkündür. Son yıllarda lazer uygulaması yaparak da bu bölge gençleştirilebilir. Bir de G noktası vardır. Her kadında hassas bir nokta vardır. Bu noktayı bulup bu noktaya bir miktar yağ enjeksiyonu verilerek cinsel hazın artılması yöntemine yoluna gidilebilir. Ameliyatlar son derece kolay ama etkili ameliyatlardır. Yani yaptığınız ameliyat çok rahatlıkla bir 10-15 yıl kadar etkinliğini sürdürür. Bunun dışında özellikle kaza, ameliyat ya da ırza geçmeler sonucu kızlık zarı problemleri ortaya çıkar. Bu özellikle Şark kültüründe çok önemli bir, çok önem verilen bir konudur. Eğer böyle bir durum varsa bunlarda da yeniden kızlık zarı oluşturuyoruz ve 3 ay sonra kontrol edip oluşturduğumuz kızlık zarının yeterli olduğuna karar verdikten sonra kişiyi rahatlıkla normal yaşantısını sürdürmesini sağlıyoruz.